Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarifle geldim arkadaşlar. Eğer 500 gram tavuk göğsünüz varsa mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Tavuklu fajita. A'dan Z'ye tarifi vereceğim arkadaşlar. Lavaş ekmeğinden sos tariflerine kadar hepsini sizlere vereceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, gerekli olan malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden malzeme listeme geçiyorum. 500 gram tavuk göğsü, 2 büyük boy soğan, kapya biberi, yeşil biber, sarı biber, 1 tane limette veya normal limonun suyu da olabilir arkadaşlar. 2 yemek kaşık balsamiko sirkesi, 1 yemek kaşık soya sosu, artırabilirsiniz 1-1,5 yemek kaşık arkadaşlar. Fajita baharatlarımız için ben fazlaca yapıyorum. Hepsini bir kabıma dolduruyorum. Daha sonrasında kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşık karabiber, 1 tatlı kaşık kimyon, 1 tatlı kaşık tuz, yarım tatlı kaşık tane hardal, yarım tatlı kaşık kişniş, yarım tatlı kaşık pul biber, yarım tatlı kaşık kırmızı toz biber, çay kaşık ucunda tarçın. Hepsini havanda biraz ezip karıştırıyoruz. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşık ya da 1,5 yemek kaşığı kadar tavuklarımızda kullanacağız arkadaşlar. Yaklaşık 1-1,5 yemek kaşık da sebzelerimizin sotelemesinde kullanacağız. Tavuk filelerini jülyen şekilde ince doğrayalım. Daha sonrasında yarım limette suyunu, balsamiko sirkeyi, soya sosunu ve hazırlamış olduğumuz baharat karışımından 1-1,5 yemek kaşık döküp güzelce karıştıralım, harmanlayalım. Bu şekilde bir kenara alalım, bekletelim. Evet, şimdi sebzelerimizin hazırlığı arkadaşlar. Soğanları, biberleri, mantarları iri iri doğrayalım. Jülyen şekilde. Sebzeleri bir yandan doğrarken sizlerle küçük bir sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla video paylaşmamaya başladım. Çünkü motivasyonum oldukça düştü arkadaşlar. Biliyorsunuz sosyal medyada paylaşılan videolara ve görsellere beğeni ve yorum gelmezse erişimi kısıtlıyor ve istenilen erişime ulaşamıyoruz. Ve bu videolarda çok az bir kitleye ulaşmış oluyor arkadaşlar. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Sizlerden de emeğime destek bekliyorum arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum ve yemeğimizin yapılışına devam geçiyorum. Gördüğünüz gibi sebzelerimizi jülyen doğradık ve renklerin güzelliği arkadaşlar. Sarı, yeşil, kırmızı, beyaz. İnanılmaz müthiş bir görsel oldu. Tavamızı önceden ısıtıyoruz. Isınmış olan tavaya hazırlamış olduğumuz, marine etmiş olduğumuz tavuk jülyenlerimizi alıyoruz ve yüksek ateşte soteliyoruz. Tavuk jülyenlerimiz sotelenirken bir yandan da kızım avokado sosunu hazırlıyor. Gerekli olan malzemelerimiz 1 tane avokado olgunlaşmış, biraz tuz ve yarım limette suyu. Hepsini kabımıza alıyoruz. Tuz ve limetli suyunu da sıktıktan sonra çatalla eziyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Avokado sosumuz hazır. Evet. Yüksek ateşte sotelediğimiz tavuklarımızı da gördüğünüz gibi şimdi böyle bir kabımıza aktarıyoruz. Hiçbir baharat takviyesi yapmıyorum çünkü fajita baharatı ile marine yaptığımız için gerek kalmayacak. Evet, aynı tavaya tekrardan zeytinyağı takviyesi yapıyorum. Birazcık daha sonrasında soğanları ilave ediyorum. Ve fajita baharatından da ekliyorum. Yüksek ateşte şöyle bir 30-50 saniye arasında soteliyorum. Daha sonrasında diğer sebzeleri ekliyorum. Hepsini yüksek ateşte sotelemeye devam ediyorum. Çok böyle suyunu salana kadar pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Hafiften diri kalacak. Evet, burada da ekşi krema yaptık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi avokado sosumuz harika oldu. Ekşi kremayı nasıl yaptım? Kısaca anlatayım arkadaşlar. Daha önceden de diğer videolarımda sizlere tarifini paylaşmıştım. Yaklaşık yarım kutu kremaya
biraz tuz ve bir tane limettenin suyunu, limette yoksa limon suyu da olabilir, sıkıyoruz. Daha sonra çırpma teliyle çırpıyoruz. Çırptıkça katılaşıyor arkadaşlar. Daha sonrasında gördüğünüz gibi yoğurt gibi bir krema elde etmiş oluyoruz. Ekşi kremamız hazır olmuş oluyor. Çok lezzetli oluyor. Mayasız lavaş tarifimiz için 600 gram un kullandım. 1,5 bardak su, 1 kaşık şeker, yarım yemek kaşık tuz. 13 tane lavaş elde ediyorum arkadaşlar. Hamurumu yoğuruyorum. Elde etmiş olduğum hamuru biraz dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonrasında 13 tane mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Tavamın büyüklüğünce ince yufkalar açıyorum. Bezelerimizin büyüklüğü neredeyse mandalina büyüklüğü kadar arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi incecik bir hamur yufka elde ettik. Mayasız olduğu için de çok hafif bir ekmek oluyor. Gerçekten çok güzel. Ve bu mayasız hamurumuz arkadaşlar şimdi nasıl kabaracak? Gelin hep birlikte izleyelim. İnanılmaz kabaracak. Sanki içinde maya varmış gibi ama biz maya kullanmadık içerisine. İlk etapta fısır fısır olunca çeviriyoruz. Çevirdikten sonra tekrar çeviriyoruz. Fısır fısır oluyor, tekrar kabarıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kabarmasının püf noktalarından biri de çevirme işlemidir arkadaşlar. Sık sık çevirdikten sonra bu fısır fısır işlemler olduktan sonra çevirip kendisi otomatikmen zaten kabaracaktır. Balon gibi şişecektir. Evet, gördüğünüz gibi şimdi başlıyor arkadaşlar balon gibi şişmeye. Bu şekilde bütün yufkalarımı ben pişirdim. Müthiş oldu gerçekten. Çok lezzetli bir lavaş ekmeği. Bunu kahvaltıda kullanabilirsiniz, sıkmada kullanabilirsiniz, dürümde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beyti kebabından birçok yemeğin yanında bu lavaş ekmeklerini serviste kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yumuşacık pamucuk. Bu şekilde ben bütün lavaşlarımı pişirerek bitirdim. Meksika mutfağından fajita yapmak kolay ama biraz zahmetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soslar, lavaş ekmeği, baharat falan derken aşama 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 bu işlemleri yapıyoruz. Biraz uğraştırıyor ama inanılmaz lezzetli, müthiş bir yemek yiyeceksiniz daha sonrasında. Evet, bir yandan yufkalarımı açarken bir yandan da pişiriyorum. Sürekli çevirmeye dikkat ediyorum. Tabii ocağın altını da arkadaşlar son dereceye açmayın. Benim ocağım 9 derece en yüksek ayarı. Ben 7,5 ve 8 arası pişirdim lavaşlarımı. Evet, gördüğünüz gibi. Hepsi neredeyse balon gibi kabardı. En hazırlığımızı yaptık. Lavaşlarımızı pişirdik. Kremalarımızı hazırladık ve fajitamız çok kısa sürede oluyor arkadaşlar. Onun için sıcak sıcak yememiz için fajitamızı en sona bırakacağız yapmak için. Hafif diri şekilde kalacak şekilde tepsilerimizi soteledik. Tavuk etimizi ilave ediyoruz. Tekrardan güzelce soteliyoruz. Tadına bakalım. Eğer tuz eksikse tuz takviyesi yapabilirsiniz bu esnada. Ya da soya sosu ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmıştı. Servis ederken fajita tavası kullanacaksanız önceden ocakta ya da fırında ısıtmanızı tavsiye ederim. Bu sayede fajitamız, tavuk fajitamız daha bir sıcak kalacaktır uzunca bir süre. Evet, bu şekilde artık tavuk fajitamız hazır arkadaşlar. Lavaş ekmeğimiz, avokado sosumuz, ekşi krema sosumuz hepsi hazırdır. Şimdi hemen sıcak sıcak fajita tavalarıma paylaştırıyorum. Ve biz afiyetle yedik. Hatırlarsanız daha önceden sizlere steak'ten fajita tarifimi paylaşmıştım arkadaşlar. Bu tarifimde detaylı bir şekilde tüm ayrıntılarıyla anlatmıştım. Diğer videolarımdan mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Videomun sonunda sizlere et ile yaptığım fajitayı göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi.
tarifini de diğer videolarımdan mutlaka izleyin arkadaşlar. Müthiş lezzetli olmuştu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı, aşağıya yorum bırakmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.